Mutlu akşamlar efendim. 2 Şubat 2021 bugün günlerden Salı. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Saatler 18.30'u gösteriyor ve yaklaşık 1 saat boyunca sürecek olan haber maratonuyla karşınızdayız. Önce Türkiye gündemiyle başlayacağız. Çünkü Türkiye'nin artık yeni bir gündemi var. Yeni anayasa tartışmaları, bölge gündemi de çok yoğun. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Gözler dün akşam kabine toplantısındaydı. Daha doğrusu kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalardaydı. Pandemi süreci nedeniyle kısıtlamalar kalkacak mı? Yeni ne gibi kararlar alınacak? Herkes bunu bekliyordu. Ama Başkan Erdoğan bu konulara hiç girmedi. Ama girdiği öyle bir konu vardı ki belki de önümüzdeki günlerde bunu çok konuşacağız. Yeni anayasa, az önce söylediğimiz gibi Türkiye'nin sorunu 1960'tan bu yana darbeciler tarafından yapılan anayasalardır dedi Erdoğan. Bir dönem yine yeni anayasa için çalışma yapıldığını ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin süreci tıkadığını anımsattı. Türkiye'nin yeni anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir dedi. Erdoğan'ın sözlerine kulak veriyoruz şimdi. Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'tan beri hep darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu açıktır. Ne kadar değiştirirsek değiştirelim, anayasanın ruhuna derc edilen darbe ve vesayet izini silmek mümkün olmuyor. Bunun için daha önce yeni bir anayasa bu noktada girişiminde bulunmuştuk. Mecliste sandalye sayılarına bakmadan tüm partilerden eşit temsilciyle başlatılan çalışmalar CHP'nin süreci tıkaması ve uzlaşmaz tutumu sebebiyle maalesef neticeye ulaşamamıştı. Ülkemizin bu önemli fırsatı kaçırmış olmasından dolayı üzüntülüyüz. Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir. Anayasa çalışması öyle gizli saklı mahfillerde, terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde, ülkesiyle zihni ve kalbi bağlantısı kopuk isimlerle yürütülebilecek bir iş değildir. Bu çalışmanın milletin gözü önünde ve onun temsilcilerinin tamamının katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı'ndaki anlayıştan bahsetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de yanıt gecikmedi. Bugün Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir dedi. Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform, yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur dedi Bahçeli. Mevcut ve eski anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır ifadelerini kullandı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, yeni anayasa yazımı konusunda Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek, üzerine düşeni yerine getirecektir dedi. Evet, söyledik, konuştuk. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını da dinledik. Ardından Bahçeli'nin açıklamalarını paylaştık sizinle. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili, aynı zamanda da Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya. Sayın Vekilim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Hatta Bey. Sizlere ve bizlere ekranları başında izleyen bütün hemşehrilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, bizler diletmiş olalım. Efendim, dün akşam az önce haberimizde de izlediniz, siz de takip ettiniz. Yani herkes kısıtlamalarla alakalı bir şeyler bekliyordu ama Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasa çıkışı yaptı. Bu ne anlama geliyor, ne anlamamız gerekiyor ve nasıl okumamız gerekiyor? İkinci bir sorum da olacak, bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Atabey, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği söz çok önemli. Diyor ki,
bu anayasa birçok daha defa değişti. 7 Kasım 1982'deki halk oyuyla birlikte yürürlüğe girdi ve 2 gün sonra 9 Kasım itibariyle o günden bugüne kadar mevcut anayasa tam 19 defa değişti. Yaklaşık 160 maddede değişiklik yapıldı. Bir kısım maddelerde birden çok defa. Ama her hal ve şartta 1980 darbesinin, 12 Eylül darbesinin ruhunu, fikrini, ana felsefesini değiştirmek mümkün olmadı. Çünkü başlangıç kısmından başlayıp devam eden hakimiyet bila kaydı şart milletindir, egemenlik kayıtsız arzı milletindir. Ama yetkili organlar vasıtası kullanılır gibi temel birçok konularla başladığımızda. Evet. 1961 anayasasını yaptı Türkiye. Onu da 27 Mayıs darbesinin sonrasında yaptı. 1976'da kanun esasıyla başlayan anayasal sürecimiz, o da darbeye yakın bir süreçle başlamıştı. Sultanın Abdülaziz Han'ın öldürülmesi, sonra 5. Murat ve akabinde Sultan Abdülhamit Han'ın başa geçmesi kanun esası. 1921'de meclis hem Kurtuluş Savaşı'nı yürüttü hem teşkilat esasını kabul etti. 1924 anayasasını yaptık. Yani şöyle sakin bir zaman diliminde meclisteki milletin temsilcilerinin oturup, bütün partilerin oturup, geniş bir uzlaşı çerçevesinde milletin temel hukuk normu olan, en büyük toplumsal sözleşme olan anayasanın sivil bir mantıkla yazılması mümkün olmadı. İnşallah 2023'e kadar önümüzde ciddi bir süre var. Bu süre çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil eden ve meclis dışındaki partilerin de sürece katkıları sağlanarak bir anayasa çalışması yapılır. Ve bu anayasa çalışması Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi meclisteki sürecinden sonra halk oylamasıyla kabul edilirse bir toplumsal sözleşme, toplumsal anlaşma sağlanmış olur. Ve bu önümüzdeki süreç açısından da Türkiye'nin siyasetine, ekonomisine, refahına, kalkınmasına önemli katkı sağlar. Süreç nasıl işler? Tabii anayasa değişikliği gibi temel bir konuda öncelikle partilerin, sayın genel başkanlarının fikirleri ve onların belirlediği çerçeve ve daha sonra oluşturulacak komisyonlar, ekipler marifetiyle bu konu müzakereler edilir. Oturulur, metinler yazılır. Çünkü Türkiye büyüklerde çok defa bu komisyonlar kuruldu. Birçok metinler oluşturuldu. Belirlenenler. Bunlar belirlenir ve 200 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulur. Anayasa Komisyonu'nda görüşülür. Anayasa Komisyonu'nda kabul ettikten sonra genel kurulda 360 ila 400 milletvekilinin kabul oyuyla anayasa kabul edilir. Referanduma sunulmak zorunludur. 400 milletvekilinin üzerindeki kabuller de Sayın Cumhurbaşkanı'nın takdirine bağlıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız her halükarda az önceki konuşmada verdiğiniz gibi bunun milletin onayından geçmesini arz ettiği için referandumun milletin kabulü de sağlanırsa anayasa yürürlüğe girer. Peki şimdi siz şunu söylediniz, yani meclis dışındaki partilerden de bahsettiniz ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasında bir bölüm vardı. Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar hep o sistemi tıkadığından bahsetti. Bu muhalefetle alakalı düşünceniz nedir? Veya onlar şimdi, nasıl bir hani gard alır tırnak içerisinde? Siyasetçinin görevi sorunlara çözüm üretmektir. Ve toplumsal beklentilere karşılayabilmek için gayret sarf etmek, konuşmak ve masaya meseleleri getirmektir. Müzakere milletin gözü önünde ve milletin en uygun olduğu yerde milletin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilir. Müzakere aleni, şeffaf bir şekilde milletin göz önünde yapılırsa elbette ki her partinin istediği dört dörtlük olacak diye bir söz konusu olamaz. Neden? Çünkü anayasayı büyük bir uzlaşıyla kabul edeceksiniz. Dolayısıyla partilerin de temel ürettiği konular var ve vazgeçmediği hususlar var. Öyle olunca eğer bu mutabakat sağlayacaksanız herkes kendi düşüncelerinin bir kısmından feragat edecek gibi ortak noktaya gelinecek. Cumhuriyet Halk Partisi sürekli eleştirdiği anayasa değişikliği konusunda samimi ise, gerçekten bu millete refah, özgürlük, sivil bir anayasa
vaat etmeyi düşünüyorsan Kodri Meydan gelecek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden fikrini söyleyecek ve bu oluşturulacak komisyona katkı sunacak. Bunun sonucu olarak da müştereken bir sonuca gidilecek. İnşallah ben inanıyorum, dua ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi 20. dönemde böyle temel bir hukuk metnini yazar ve milletimizin onayına takdim eder. Son olarak şunu soracağım Sayın Vekilim. Zamanlamayı nasıl buluyorsunuz? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dünkü açıklamalarından önce, hatta bir iki ay önce o gizli anayasa çalışmaları bir ayyuka çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İyi Parti bununla ilgili iddialar vardı. Hatta bazı vekilleri istifaya götüren iddialardı bunlar. Zamanlama yerinde mi sizce? Hiç şüphesiz ki şimdi anayasa değişikliği daha doğrusu anayasa komisyonunda 1900 tane bütün soruşturmadan kaldırılan kanun teklifimiz görüşülürken burada CHP milletvekili İbrahim Kaboğlu Bey orada ve bir önceki kanun çalışması sırasında da kendisinin başkanlığında bir anayasa komisyonu kurulduğunu, çalışma yapısı oluşturulduğunu CHP, İyi Parti, HDP, Saadet Partisi ve başka bileşenler dedikleri bileşenlerle çalışıldığını, gizli bir çalışma yapıldığını söylemişti. Şimdi biz bir hukuk reformundan bahsediyoruz. Hukukta daha geniş, özgürlükçü, temel hak hürriyetleri koruyan, güvence altına alan, toplumun huzur ve refahını sağlayan metinler oluşturmak istiyoruz. Bütün metinlerin en varıp dayandığı yer anayasalardır. Eğer hukuk reformu, geniş bir hukuk reformu yapacaksanız mutlaka bunun bir parçası da anayasa değişikliği de olmasında fayda vardır. Ve Türkiye'nin mevcut yürürlükteki anayasası büyük kısmı değiştirilmiş bir olsa bir darbe anayasası olduğu için bunun da değiştirilmesi ve bu süreçte konuşulmasından daha doğal, daha tabii bir şey olamaz. Efendim eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim eklediğim Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye'nin sivil, demokratik özgürlüklerin önünü açan, temel hak ve hürriyetleri koruyan ve güvenlik özgürlük dengesinde özgürlüğü esas alan bir anayasal sistemi anayasayla birlikte kurması bu topluma verebileceğimiz en güzel taahhütlerden ve en güzel yasama faaliyetlerinden birisi olacaktır diyorum. İnşallah bu dönem bizlere nasip olur. Evlatlarımıza ve milletimize, kendi bireysel olarak evlatlarımıza ve toplumsal olarak da bütün aziz milletimize hayırlı bir çalışmayı takdim etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilim. Ağzınıza sağlık, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Ali Özkaya konuğumuzda AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili. Aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekiliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa önerisinin ayrıntılarını konuştuk. Bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini de Sayın Vekilimizin ağzından dinledik. Devam ediyoruz efendim. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısına bakacağız. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve meclis üyelerinin katılımıyla dün gece gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşüldü, karara bağlandı. İl Özel İdaresi'ne tahsis edilen millet hamamının tahsisi iptal edildi. Akarçay kenarında bulunan bir yer kano ve su sporları merkezi yapılmak üzere de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. 20 yıl süreyle tahsis edildi. Daha fazlası da var haberimizde. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantıya katılanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçülerek içeri alındı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, başkanlık ettiği toplantının açılışında yaptığı konuşmada koronavirüsten en kısa zamanda kurtulma dileğinde bulundu. Afyonkarahisar'a 2 milyondan fazla aşı geldiğini, bazı illere buradan aşı transferi gerçekleştirildiğini söyledi. İnşallah 2021 yılında bu Covid'den ülkemizin ve insanlığın en kısa sürede kurtulması yönünde olacaktır. Aşılama çalışmaları Ocak ayı itibariyle ülke genelinde başladı. Bizim Afyon'umuza da neredeyse 2 milyon 135 bin doz aşı geldi. Burayı depo olarak şey yaptı. Bakanlık bir kısmını sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz görüşmede bir kısmını ilave şeyler gelene kadar geri çekmiş. Afyon'da öncelik sağlık çalışanları, eczane çalışanları, sağlık personelleri olmak üzere neredeyse 20 bin
hemşerimiz aşılama şeyini gerçekleştirdiler. Tabii her ne kadar aşılama işi yapılsa da tek başına virüsten kurtulma gibi bir şeyimiz yok. Bu alınan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya aynen devam edeceğiz. Açılış konuşmasının ardından önceki toplantının tutanağı oylandı. Belediye zabıta personelinin 2021 yılında alacağı fazla mesai ücreti hakkındaki teklif görüşüldü, oylanarak kabul edildi. Toplantıda gavur hamamı olarak da bilinen Millet Hamamı'nın il özel idaresine yapılan tahsisi iptal edilirken, tarihi yerin gastronomi çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kent ormanı 10 yıl süreyle kiraya verilecek. İçinde piknik yerleri, macera parkı, mesir alanları olan kent ormanının kiralanması için Başkan Zeybe'ye yetki verildi. Etmeyenler kabul edilmiştir. Diğer bir gündem maddesinde ise Akarçay kenarında bulunan yer kano ve su sporları merkezi yapılmak üzere Gençlik ve Spor İl Merkezi'ne 20 yıl süreyle tahsisi gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı buraya yatırım yaparak su sporları yapılmasını sağlayacak. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Zabıta Müdürlüğü'ne 2 adet elektrikli hizmet aracı alınması teklifi de meclis üyeleri tarafından onaylanarak oy birliğiyle kabul gördü. Toplantıda Trafik ve İmar ve Bayındırlı Komisyonlarından gelen raporlar meclis üyelerine okunarak oy birliğiyle kabul edildi. Önceki toplantıda komisyona gönderilen kentin araç trafiğinin yoğun olduğu yerlere 3 adet modern üst geçit yapılması teklifi de kabul edildi. Eski Devlet Hastanesi'nin olduğu caddeye en kısa zamanda üst geçit yapılacak. Toplantıda ayrıca Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Tüketici Hakları Birimi kurulmasına karar verildi. Yeşil Yol ve Gazlıgöl Caddesi'nde trafik akışını azaltmak için çalışma yapılması da kararlaştırıldı. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler. Aslında bu belediye meclis toplantısının, Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantısının en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de kentsel dönüşümdü. Birazdan onunla ilgili ayrı bir parantez açacağız ama Afyonkarahisar Belediye Meclis toplantısının ardından İl Genel Meclisi toplantısının ayrıntılarına bakacağız. Başkan Burhanettin Çoban başkanlığında bugün ikinci oturum gerçekleştirildi Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantısında. Onun ayrıntılarına bakalım, ardından da o kentsel dönüşüm başlığını açacağız. Afyonkarahisar İl Genel Meclisi toplantıları sürüyor. Meclis üyelerinin tam kadro katıldığı ikinci oturum, valilik makamından gelen gündem dışı bir konunun görüşülmesiyle başladı. İlgili konu komisyonlarda görüşülmek üzere havale edildi. Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkındaki yönetmeliğin 22. maddesine göre tesis yeri ön inceleme masrafının belirlenmesi konusu da ele alındı. 4161 ada bir parsel numaralı 6895.12 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz. Dinar ilçesi Genç Ali Köyü yolları parke, bordür ve kaldırım çalışmalarındaki hak edişin Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından tamamının ödenemediği, bunun için birliğe para aktarımı yapılması istendi. Konu ilgili komisyonda görüşülerek tekrar meclise gelecek. ...2021 yılı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programında bulunmayan, bakım ve onarım işlerinde İl Özel İdaresi'nin malzeme ve araçlarının kullanılması için personel görevlendirilmesi konusu da ilgili komisyonda görüşülerek meclise değerlendirilecek. Gündem maddelerinin ardından İyi Parti Dinar Meclis Üyesi Murat Orhan söz alarak Kıbrıs Gazisi Cengiz Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirterek rahmet diledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskı ve sonlandırmak için garantör devlet sıfatı ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlemiştir. Bu harekat Girne'de, Gazi Magosa'da, Lefkoşa'da ve Beşparmak Dağları'nda Türk askerinin emsalsiz görülmemiş kahramanlığının adıdır. Bu sayısız kahramanlardan birisi de Dinarlı Cengiz Kartal'dır. Kıbrıs zaferinden sonra uzun yıllar Kıbrıs Muharip Gaziler Derneği Dinar Şube Başkanlığı'nı yapmıştır. Dün geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu edebiyete intikal etmiştir. Ruhu şad olsun, büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Başkan Burhanettin Çoban da Kartal için başsağlığı dileyerek İl Genel Meclisi olarak Kıbrıs'a gidemeyen gazileri tekrar yavru vatana götürmek için girişimde bulunacaklarını dile getirdi. Onlar işte gitmeden eğer böyle bir yetki varsa Sayın Genel Sekreter, biz uçak biletlerini alalım. Bir de zeydanı sonra biz de buradan bütçe bulalım. Bu arkadaşlarımızı Türk Bozgül ilçemizde kim gitmemişse, savaştan sonra onları görmemişse veya görmemişse
gelecek daha onlar gönderebiliyoruz. Şu ruhlar gelmek çok daha farklı bir şey. Çünkü onlar şey olduğu için savaşta yeri göstermişler, cepheleri göstermişler, birlikleri göstermişler. Toplantının üçüncü oturumu yarın yapılacak. Mehmet Ulaca, Ümer Yüceskin, Mesela Ulan. Evet, az önce söyledik, Afyonkarahisar'ın bir numaralı gündem maddesi kentsel dönüşüm. Dün akşam belediye meclisi toplantısı vardı. O kentsel dönüşüm konusuyla ilgili de ayrı bir parantez açıldı o toplantıda. Özellikle muhalefet partisi üyeleri bu konuyla alakalı belediye başkanı Mehmet Zeybe'ye yönelik sorular yöneltti. Hatta iddialar da vardı gündemde. Oralardan rant sağlanacağı iddiaları vardı. Tırnak içerisinde hapazlama yapılacağından bahsediliyordu. Ama belediye başkanı Mehmet Zeybek bunların hepsine tek tek yanıt verdi. Havanda su dövüyorlar dedi. O iddiaların hepsini yalanladı. Her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın yanındayız. Ben zaten o kentsel dönüşüm yapılacak olan mahallelerde doğup büyüdüm dedi Mehmet Zeybek. Bir konuya daha dikkat çekti. Onu da söyleyeyim. Ardından habere bakacağız. Malum Afyonkarahisar birinci derecede deprem bölgesinde. O konuya da dikkat çekti Mehmet Zeybek. Sonradan ah vah demeyelim dedi. Yok efendim, hapazlamacılar varmış. Rantı götürecekler varmış. Ortada bir rant varsa bunu söyleyen arkadaşlara biz bu rantı kendilerine takdim edelim diyoruz. İddialara böyle tepki gösterdi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek. Hamasi nutuk atmayın, biz vatandaşın yanındayız dedi. Öyle hamasi nutuklar atmakla hiçbir yere varılmaz. Burada belediye olarak oradaki vatandaşların birebir yanındayız. Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısında gündem maddelerinden birisi de kente yapılması planlanan kentsel dönüşümdü. Muhalefet partisi üyeleri sıkıntıları tek tek anlattı. Hatta farklı iddialarda bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner de ayrıntılı bir şekilde sunum yaptı meclis üyelerine. Sonra da sözü Belediye Başkanı Mehmet Zeybek aldı. Vatandaş zarar görmesin. Vatandaşlarımız ne hak ediyorsa, ne istiyorsa onların haklarını korumak için son dakikaya kadar mücadelesini vereceğiz biz bunun. Söz konusu alandan rant sağlanacağı ve hapazlamacıların olduğu gibi söylemlere sert çıktı Başkan Zeybek. Yok efendim, hapazlamacılar varmış. Rantı götürecekler varmış. Ortada bir rant varsa bunu söyleyen arkadaşlara biz bu rantı kendilerine takdim edelim diyoruz. Öyle hamasi nutuklar atmakla hiçbir yere varılmaz. Burada belediye olarak oradaki vatandaşların birebir yanındayız. Vatandaş zarar görmesin. Vatandaşlarımız ne hak ediyorsa, ne istiyorsa onların haklarını korumak için son dakikaya kadar mücadelesini vereceğiz biz bunun. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar'ın deprem bölgesi olduğunu da hatırlattı. İzmir'de yaşanan depremleri örnek gösterdi. Biz hemşehrilerimizin haklarını savunmakla mükellefiz dedi. Bir de bir gerçek var. Biz hepiniz de biliyorsunuz, biz birinci derece deprem bölgesindeyiz. İzmir'de herhalde şu bugün içerisinde 5'in üzerinde deprem oldu. Deprem mühendislerinden birisi öyle söylüyor. Yazlıkta duranları özellikle merkeze dönmemeleri hususunda uyarıyorum diyor. Neredeyse 6,5-7 şiddetinde bir deprem her an beklenebiliyor İzmir'de diye. Bizim Afyon'da olmayacak diye bir kural yok. 1.9 ile 3,5 şiddetinde 5 ayrı deprem oldu. Yarın vurduğu zaman Allah muhafaza bu yok efendim hapazlamacılar bilmem ne diyen arkadaşlar çıkıp da devlet nerede diye o zaman dövünmeyecekler. O zaman vatandaşını da yer alacaklar. Kusura bakmayın, sizi biz bu hale getiren biziz diyecekler. Bunu da söylemeye yürekler yok zaten. Burada hamasi nutuk atmaktan ziyade şurada meclis olarak gerçekleri konuşalım. Gerçekler yapılması gereken, söylenmesi gereken, iletilmesi gereken neyse sonuna kadar biz buradayız. Hemşerilerimizin hakkında savunmakla mükellefiz. Eski yıllarda kentsel dönüşüm yapılması planlanan bölgede oturduğunu söyleyen Başkan Zeybek, binaların küçük şiddetteki depreme bile dayanamayacağını vurguladı. Ben de 1968'de 73 arası o mahallede oturdum. Cumartesi günü de hanımımı aldım, kendi oturduğum evime, mahalleme gittim. Şurada bir şey söyleyeyim. Allah sizi inandırsın. Eğer 5-5,5 şiddetinde merkez üssü Afyon olan şey olsa vallahi billahi birçok bina yerle tuzla buz olur. Kulaktan dolma da olsa raiç değerlerin ortada dolaştığını hatırlatan Başkan Zeybek, söylenenin neredeyse iki katına çıkacak şekilde gayret göstereceğini belirtti. Kulaktan dolma da olsa bir raiç değer daha önce söylenildi. Ben belediyedeki raiç değerlerini de, arsa metrekare raiç değerlerini de çıkarttırdım. Şunları açıverelim.
İnşallah mülkiyetlerini söylenenin neredeyse iki katına çıkacak şekilde bakana özellikle götüreceğim bunu. Hiç kimsenin mağdur olmaması için elimden gelen gayreti sarf edeceğim. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu da gündemdeki konuları değerlendirdi bugün. Kameraların karşısındaydı. Mısırlıoğlu kentsel dönüşüm konusunda Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in çalışmalarını ve az önce o yaptığı açıklamalara ilişkin o noktaları takdir ettiğini söyledi. Ama diye de bir parantez açtı. Esnaflara da destek verilmesi çağrısını yineledi. HES kodu uygulamasıyla işletmeler açılsın talebinde bulundu. Son günlerde Afyonkarahisar'da bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintileri ve Emirdağ ilçesindeki Süvermez Kavşağı, malum ölüm kavşağı olarak biliniyor orası. Birazdan bununla ilgili de haberimiz var. O noktaya da bir üst geçit veya bir kavşak yapılmasını istedi. Bunu da yetkililere seslendi bu konuyla ilgili. Bakalım İYİ Parti'de bugün neler olmuş, basın toplantısında neler konuşulmuş onu izleyeceğiz. Değerli Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu kentte öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Mısırlıoğlu Emirdağ'da bulunan Süvermez Kavşağı'nın ölüm noktası haline geldiğini ifade etti, çağrıda bulundu. Emirdağ Süvermez Kavşağı olarak bilinen çevre yolu hemzemin geçitinin acilen köprülük kavşağa dönüştürülmesiyle ilgili adımların atılmasını buradan tavsiye ediyoruz. Burayla ilgili acilen adımlar atmasını bekliyoruz ve buradan da takipçisi olacağız onların. Başkan Mısırlıoğlu bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintilerini de gündemine aldı. Elektrik kesintileriyle ilgili artık insanlarımıza bıkkınlık gelmiştir. Elektrik kesintileri ilimizde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Vatandaşlarımız artık bu elektrik kesintilerinden evlerindeki elektrikli ev aletlerinin arıza vermesinden, motorunun yanmasından, kullanılmaz hale gelmesinden dolayı çeşitli maddi ve manevi zararlar çekmektedir. Ve bununla ilgili de Afyonkarahisar'da bulunan o AEDAŞ yetkililerine sesleniyorum. Kesin kalıcı bir çözümle ilgili adımların atılmasını bekliyoruz. Kentsel dönüşümde fiyatın iki katına çıkması için çalışma yapılacağı ifade edilmişti. Mısırlıoğlu Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'i takdir ettiğini söyledi ama dedi. Kentsel dönüşümde yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarını, dün açıklamalarını saygıyla ince izledim ve takdir ettim. Deprem ilimizin dün veya bundan önceki gün gerçeği değil. Deprem hep var oldu Afyonkarahisar'da. Yani belirlenen rakamın iki katına kadar çıkarılmasıyla ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşerek bu konuyu iki katına çıkarmak için uğraşacağını belirtti. Bu sevindirici bir gelişmedir. Bir şehrin emrine yakışan bir davranıştır. Sayın Zeybek bunu yapmakla geç kaldı ama en azından olay daha geçmemiştir. Bir an evvel vatandaşımızın derdine çözüm bulması yönünde gerekli girişimleri yapmasını tavsiye ediyorum. İki katına çıkarmak için yapacağı mücadeleyi takdir ettiğim gibi bunun yetersiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. İnsanımız orada en azından yapılacak kentsel dönüşümde 50 metrekare ise de 60 metrekare ise de başını sokabileceği bir ev sahibi olmasını sağlamaktır. Esnaflara destek isteyen Başkan Mısırlıoğlu HES kodu uygulaması ile işletmelerin açılması gerektiğine dikkat çekti. Varsa bu esnaflarımızın kredi borçları 6 ay ötelemekle yetmez. 1 yıl hatta 2 yıl faizsiz öteleyin. Bu insanların yaşayacakları şekilde işlerini kolaylaştırın. Gelin bunlarla ilgili HES kodu uygulamasına geçin. Gelin bunlarla ilgili HES koduyla insanlar iş yerlerini açsınlar, müşteri alabilsinler. Oradaki ekmek iş yerlerinde çalışan insanlar da en azından faydalansın, evine ekmek götürebilsinler. Evet, bültenin başında da sizlerle paylaşmıştık İYİ Parti İl Başkanı'nın o yaptığı çağrıyla alakalı. Aslında dünkü kabine toplantısının ardından herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu kısıtlamalarla ilgili bir haber bekliyordu ama anladığımız kadarıyla o açıklama gelmediği için anladığımız kadarıyla halen daha o kritik süreç atlatılabilmiş değil. Veriler demek ki çok da sağlıklı değil. Muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde artık
o yeni kararlarla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Neyle devam ediyoruz? Evet, şimdi önceki haftalarda paylaşmıştık sizinle. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Teşkilatı kendi aralarında para toplamıştı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in uygun görüşüyle. O paralar Sıla Derneği'ne teslim edildi. Neden teslim edilmişti? Yine hatırlayacaksınız. Su bulamayan o mazlum Müslüman coğrafyalarda su kuyusu açtırmak amacıyla. Ve aslında o paralar yerini buldu. Su kuyuları açıldı. Hatta o açılan su kuyularının Bangladeş'ten görüntüleri bile ulaştı. Onu izleyeceğiz şimdi. Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'nın maddi zorluklar ve fiziki şartlar nedeniyle su sıkıntısı çöken coğrafyalara umut olmak için topladığı bağışların ardından su kuyuları Bangladeş'in Lan Monirhat kentine bağlı Barakata'da açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybey'in uygun görüşü, İtfaiye Müdürü Cem Kasapoğlu'nun girişimleriyle toplanan bağışlar, Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi aracılığıyla Bangladeş'teki Müslümanlara umut oldu. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İtfaiye Teşkilatı'nı tebrik ederek herkese örnek olmasını temenni etti. Kuraklık, hastalık ve suya ulaşma güçlüğü çeken Müslümanlara umut olacak kampanya sonucunda açılan su kuyularının hayırlı olmasını dileyen Başkan Mehmet Zeybek, İtfaiye Teşkilatı ile hayra vesile olan Sıla Derneği Afyonkarahisar Şubesi'ni tebrik etti. Yapılan bağışlarla bölgeye 2 adet su kuyusu açıldı. Suya kavuşan mazlum coğrafyadaki Müslümanların mutluluğu ise gözlerinden okundu. Evet, oldukça güzel bir gelişmeydi bu. Sevindiren bir gelişmeydi. En azından çok kısa süre içerisinde o paralar toplandı, yerini buldu ve o Müslümanların, mazlum coğrafyada yaşayan Müslümanların gözlerindeki mutluluk da, yüzlerindeki mutluluk da gözlerinden okunuyordu sevgili seyirciler. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine gideceğiz şimdi. Su vermez kavşağı. Bugüne kadar ölümlü, yaralamalı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Biz de paylaştık bundan önceki bültenlerimizde. Birçok haber konusu oldu. Tabii ki yitip giden canlar geri gelmeyecek ama vatandaşların oraya bir alt geçit talebi var veya bir köprülü kavşak talebi var. Bununla ilgili bugün birçok vatandaş o kavşaktaydı. Karanfil bıraktılar. Aslında böyle eylemde denilemez ona. Karanfil bıraktılar ve oraya bir tedbir alınmasını istediler. O tedbir alınacak. Haberde o da var. Şimdi Emirdağ'a gidiyoruz. Karanfil bıraktıkları yola alt geçit yapılmasını istediler. Görüntüler Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinden. Su vermez kavşağı adeta ölüm noktası olarak biliniyor. Çevre yolundaki ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı su vermez kavşağında toplanan vatandaşlar ellerinde alt geçit istiyoruz, ölüm kavşağına hayır yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar en son 4 gün önce tırın otomobile çarpma sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de yaralandığı bölgeye alt geçit yapılmasını istedi. 63 insan burada kazada can verdi. Buradaki toplanan insanların tek derdi var. Burada su vermez kavşağında ve Karacalar kavşağında alt geçit yaşanması. Bu bağlamda yapılan bir eylem de değil aslında. Sadece talebimizi yetkililere duyurmak. Bu meseleyle Cumhurbaşkanı Belediye Başkanımız az önce açıklama yaptı. Çalışmaların bir an önce başlayacağını duyurdu. Bu olumlu bir gelişme. Başka canlar ölmesin. Bir an önce yetkililer buraya bir çare bulsun istiyoruz. Tek derdimiz bu bizim. Başka yakınlarımız, başka canlar ölmesin. Hiçbir derdimiz yok. Güzel. Tek derdimiz bu bizim. Kalabalık kavşağa karanfil bıraktıktan sonra dağıldı. Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ise Emirdağ'ın doğusunda bulunan köyleri birbirine bağlayan kavşakla ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Başkan Koyuncu, yetkililerin bahse konu kavşakla ilgili bilgisinin olduğunu, Çeltik Emirdağ arasında bulunan karayolunun yapımına devam edildiğini ve bu projeye Emirdağ Su Vermez Alt Geçidi'nde eklendiğini söyledi. Başkan Koyuncu Su Vermez Alt Geçidi için projede son aşamaya gelindiğine de dikkat çekti. Evet, az önce paylaşmıştık, İl Genel Meclis toplantısında bir başsağlığı dileği vardı. Onunla ilgili
haberimizi paylaşacağız sizinle. Dinar ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi 68 yaşındaki Cengiz Kartal kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Gazimiz için askeri tören düzenlendi Dinar ilçesinde. Kıbrıs gazisi son yolculuğuna işte böyle uğurlandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Cengiz Kartal geçirdiği kalp krizi nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda Dinar Gaziler Dernek Başkanı olan Cengiz Kartal için askeri tören düzenlendi. Törene Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve çok sayıda kişi katıldı. Kaymakam Selami Kapankaya, Gazi Cengiz Kartal'ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Gazi Cengiz Kartal'ın cenazesi Dinar Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenlerin omzunda son yolculuğuna uğurlandı. Bizim en zor zamanlarında bu vatanımıza, bu milletimize hizmet etmiş bir büyüğümüz. Gazimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına da baş sağlığı ve sabır. Bir başka cenaze töreni dün paylaşmıştık Manisa'da Ahmetli ilçesinde. 4 genç ölü olarak bulunmuştu. Hatta 3'ü kafasından vurulmuş olarak bulundu. Bir tanesinde boynu kırılmıştı. İşte o gençlerin tamamı son yolculuklarına uğurlandı. Toprağa verildi. Feryatlar, figanlar vardı yakınlarının. O ölümlerin sebebi ise halen bilinmiyor. Gözyaşları sel oldu, ağıtlar yakıldı. Öldürülen 4 gencin cenazeleri toprağa verildi. Aileler ayakta durmakta güçlük çekti. Kötülük yapanı, kötülük yapmamayı düşünebiliyor muyuz? Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kesterli mahallesinde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulunmuştu. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Serkan Zangal ve Ümit Zangal'la Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın hayatını kaybettiğini belirlemişlerdi. Bir saniye sakin olun, tamam. Şimdi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne gideceğiz buradan kimlik tespiti için. Siz de bir saniye sakin olun. Kişilerden üçünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, diğer kişide de ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi. Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Mehmet Zengin'in yeğeni olan Muharrem Zengin, Ahmetli'nin Kesterli mahallesinde, Ümit Zangal, Serkan Zangal ve Neşet Dalgın'sa Alaşehir'in Kavala Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği cenaze namazlarında duygu dolu anlar yaşanırken ailelerin feryatları yürek dağladı. Olay günü asker eğlencesi için Alaşehir'den Ahmetli'nin Kesterli mahallesine giden ve liseden arkadaşları Muharrem Zengin'in yanında kalan Neşet Dalgın, Ümit Zangal ve Serkan Zangal, Neşet Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için Kesterli'de bir gün daha kalmıştı. Her kişi niyetine uyun hazır olan imama. Gençlerden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Olayın sırrı ise hala çözülemedi. Jandarma konuyla ilgili 10 kişilik özel bir ekip kurdu. Tekrar haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Devam ediyoruz efendim. Denizli'ye gideceğiz şimdi. Denizli'de bugün hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükseldi. Şimdi ama haberimizin konusu bu değil. Malum hava sıcaklıkları yükselince vatandaşlar da kendilerini dışarıya attı. Kentin en işlek meydanlarından birisi olan Delikli Çınar Meydanı'nda adeta iğne atsanız yere düşmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı öyle. Bayramyeri Meydanı o şekilde. Pandemi kuralları ne yazık ki hiçe sayıldı. Denizli'ye gidiyoruz. Mesafe kuralları hiçe sayıldı. 19 dereceye çıkan hava sıcaklığı rehavet oluşturdu.
Kentte 15 Temmuz Delikli Çınar Şehitler Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, 2. Ticari Yolla Bayramyeri Meydanı'nda bazı banka şubeleri önünde işlem yapmak isteyenler yoğunluğa neden oldu. Aileleriyle açık alan ve parklarda gezen Denizliler ayrıca mağazalardan alışveriş yaptı. Vatandaşların birçoğu maske takarken bazılarının ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Trafik akışında ve otobüs duraklarında da hareketlilik yaşandı. Ana arterlerdeki araç yoğunluğunun ara yollara da sirayet ettiği gözlendi. Polis ve zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı. Çeşitli noktalarda denetim yapan polis, kurallara riayet etmeyenlere ceza uyguladı. Doğru bulmuyorum şahsen. İşi olmayanlar da dışarı çıkıyor ve bu doğru bir şey değil. Şu an zaten öğrenciler için de çok zor bir durum ve buna rağmen duyar göstermiyorlar. Çok değil mi? İşi olmadığı sürece herkes evde kalmalı. Havalar ısınınca her taraf kalabalık olmaya başladı. Yani Denizli'ye tek şey söyleyeceğim şey, herkes evinde kalsın. Bu virüsü bir önce yenmemiz gerekiyor. Böyle sokaklara çıkarak bu virüsü daha da fazla yayarız. Yani Denizli evde kal diyorum. Röportaj yapılan abiler, ablalar herkes evde kalsın diyor ama kendileri de dışarıda geziyor. Ne yazık ki tedbirlere uymuyoruz. Hal böyle olunca da bu kısıtlamaların esnetilmesi konusu biraz daha böyle ötelenmiş oluyor. Şimdi Eskişehir'den bir haber var sırada. Malum yolda trafik polisi görünce böyle duruyoruz veya biraz daha yavaşlıyoruz. Tabii her noktada bir polis yok. Yani polis her bir yerde uygulama yapamıyor. Hal böyle olunca önceki yıllarda hatırlayacaksınız maket polis araçları konulmaya başlanmıştı. Böyle ince uzun bir şey. Türkiye'nin dört bir tarafında bu uygulanmaya başlanmıştı. Aslında onun da bir caydırıcılığı vardı ama Eskişehir'de bu bir tık daha yukarıya götürüldü. Daha da geliştirildi. Üç boyutlu hale getirildi bu maket polis araçları. Bakın nasıl. Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde tasarlandı. Üstelik gerçeğinin neredeyse aynısı. Amaçsa trafik kazalarının azaltılması. Eskişehir'de taşınabilir 3 boyutlu maket polis aracı üretildi. Araç üzerinde 2 kamera sistemi bulunuyor ve araç takip sistemine entegrasyonu sağlandı. Günlük ve saatlik yer değişimine imkan verecek şekilde yarı römork üzerine tasarlanan araçlar 15 günde yapıldı. Hatta üzerine güneş paneli bile konuldu. Kamera sistemine sahip 3 boyutlu maket polis araçları trafik denetimlerinde kullanılmaya başlandı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nce imal edilmiş olan maket model aracımız 3 boyutlu birebir araç ebatlarında imal edilmiştir. Aracımız, maket model aracımız, araç imal tadil montaj yönetmeninde belirtilen O1 standartlarına uygun olarak imal edilmiştir. Toplam 400 kilogram ağırlığındadır. Üzerinde 100x60 ebatlarında güneş enerjisi sistemi bulunup 120 amperlik akü beslenmektedir bu sistemine. Akünün de kesintisiz olarak 3 gün süreyle görev yapması planlanmıştır. Araç üzerinde 2 adet kameramız bulunmaktadır ve görüntü alımı sağlanmaktadır. Araç takip sistemine entegre olup 24 saat sistem üzerinden görevli arkadaşlar tarafından takip edilmektedir. Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu olarak imal edilmiş maket model aracımızın trafik kazalarının önlenmesinde aktif görev yapması planlanmıştır. Eskişehir'i çevre illere bağlayan karayollarında 9 maket polis aracı kullanılıyor. Bu sayede 2020 yılında ölümlü trafik kazalarında 2019'a göre %9, yaralanmalı kazalarda da %25 düşüş sağlandı. Sevgili seyirciler, Isparta'da bazı cadde ve sokaklardaki ücretli otopark uygulamasına ilişkin belediye meclis kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Hal böyle olunca bu alanda istihdam edilen 55 kişi açıkta kaldı ne yazık ki. Ama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu konuya kayıtsız kalmadı. O 55 işçiye sahip çıktı. O çalışanlar belediyenin başka birimlerinde görevlendirilecek.
Isparta'da 2019 yılında alınan karara göre bazı cadde ve sokaklarda ücretli otopark uygulaması yapılıyordu. Şikayet üzerine açılan davanın ardından ücretli otopark uygulaması idari mahkeme tarafından iptal edildi. Hal böyle olunca çalışanlar işsiz kaldı. Bu alanda istihdam edilen 55 kişi ne yapacaklarını düşünürken onların imdadına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yetişti. Duruma kayıtsız kalmayan Başkan Başdeğirmen 55 kişiyi farklı birimlerde görevlendirdi. Bu iş gününde bizleri zor durumda bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Her şey sizinle olsun, her şey gönlünüzce olsun. 55 çalışansa belediye binası önünde aileleriyle toplandı. Ellerinde çiçeklerle Başkan Başdeğirmen'e teşekkür etti. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İşçilere sahip çıkan Isparta Belediye Başkanı karara itiraz edeceklerini duyurdu. İnşallah hep beraber bu sıkıntıyı en kısa zamanda aşacağımız inancındayım. Sizlere böyle bir zaman içerisinde, bir kış gününde işsiz bırakmak bizim içimize el vermez. Yani böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Devletimizin imkanları çok geniş. Burada kim ne yaparsa yapsın, sizlerle olan beraberliğimizi engellemeleri mümkün değil. Ülkemiz hukuk devleti. Hukukun vermiş olduğu karara bizim herhangi bir karşı çıkmamız mümkün değil. Ancak hukuka karşı biz de mücadelemizi vererek hukuk anlamında bu işte biz de başarılı çıkacağımız inancındayız. Kısa sürede bu işi halledip sizlerin tekrar orada aynı yerde çalışmaya başlamanızı sağlayacağız. Belediye başkanı sayesinde işsiz kalmaktan kurtulan işçiler ise mutlu. Allah razı olsun bizi mağdur etmedi. Kışta kıyamette bize sahip çıktı. Biz de görevimizi yaz kış demeden layıkıyla yapmaya çalıştık. İnşallah o bizden memnun olur. Biz de ondan çok memnunuz. Kendisinden Allah razı olsun diliyoruz. Meclislerimizden Allah razı olsun diliyoruz. Bu kış gününde bizi zor durumda bırakmadılar, işsiz bırakmadılar. Bize sahip çıktılar. Evet, pandemi süreci malum, bu süreçten geçiyoruz. Birçoğumuz evlere tıkılıp kaldık. Tabii anneler ve babalar, aynı zamanda çocuklar, o çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladı ebeveynler. Hal böyle olunca çocuklardaki, yani o anneler, babalar çocuklarındaki değişiklikleri de yakından gözlemleme şansına sahip oldu. İşte bununla ilgili Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde bir merkez açıldı. Bakın o merkezde neler yapılıyor. Bu merkezde çocuklar eysel oyunlarla tedavi ediliyor. Ergoterapi merkezinde çocuklar ruhsal ve psikolojik sorunlarından oyunlarla kurtuluyor. Görüntüler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Ergoterapi Merkezi'nden. Programımız çok yoğun hocam. İyi, yoğun çok değil mi? Talep var, bekleme listemiz var hatta. Merkezde normal günlere nazaran pandemi döneminde daha fazla yoğunluk yaşanmaya başlandı. Çünkü pandemi sürecinde aileler çocuklarıyla daha çok vakit geçirdi ve onlardaki değişiklikleri daha yakından gözlemledi. Hastanede çocuk psikiyatristleri tarafından yönlendirilen ve motor aktivite olarak adlandırılan, ayakkabı bağcığı bağlayamama, dikkat eksikliği olan, hiperaktivite bozukluğu gibi ruhsal ve psikolojik destek alması gereken çocuklar eysel oyunlarla tedavi ediliyor. Kendi ihtiyaçlarını görme alanlarında zorluk yaşayan çocuklarla burada rehabilitasyon programını yürütüyoruz. Çocuk yazı yazmada zorlanabilir, bağcığını bağlamada zorlanabilir veya duyusal problemleri olabilir. Çocuğun ihtiyacına göre programını belirleyip burada rehabilitasyon süreçlerini yürütüyoruz ergoterapi programında. İlk aşamalarda programımızda biraz sakinleşmeler oldu ama birkaç hafta sonrasında, bir iki ay sonrasında tekrar eski yoğunluğumuza geri döndük. Şu an programımız çok dolu, talep bayağı fazla. Yine pandemi süreciyle ilgili bir haber yakından ilgilendiriyor. Malum pandemi sürecinde uzaktan eğitime de alıştı öğrencilerimiz, yavrularımız. Tabi uzaktan eğitim olunca bilgisayar ihtiyacı hasıl oldu, tablet ihtiyacı hasıl oldu. Bu nedenle de Türkiye'nin dört bir tarafında odalar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, hatta hayırsever vatandaşlar böyle bir tablet alma ve bağış yapma yarışına girdi. Isparta'da da Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında yapılan protokol gereği toplam 135 adet tablet alındı ve o tabletler ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak, hediye edilmek üzere Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 81 ilde ihtiyaç sahibi öğrencilere klavyeli tablet dağıtıyor.
Bu kapsamda TOP tarafından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na 55 tablet gönderildi. ITSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de kendi imkanlarıyla 80 adet tablet aldı. Ekranı 10.1 inç, bir de 2 GB RAM'i varmış gayet. ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ı ziyaret ederek toplam 135 tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmaları için teslim etti. Milli Eğitim Müdürlüğümüze 135 tane tablet bağışladık bugün. Buradaki amacımız şeydi, odalar ve borsalar birliği olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan destekleme programlarından bir tanesi de ihtiyaç sahibi olan öğrencilere tablet bağışlanmasıydı. Odalar ve Borsalar Birliği olarak 55 tane tablet gönderdi bize. Biz onun üzerine 80 tane de meclis üyelerimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz olarak satın aldık. Ve bu 55 artı 80, 135 taneyi bugün itibariyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz da tablet desteği için Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar ve meclis üyelerine teşekkür etti. Havanın durumuna bakacağız. Manisa'yı sel götürdü deyim yerindeyse bugün. Yunus Emre ilçesinde sabah saatlerine itibaren etkisini artıran yağmur dolayısıyla yollarda biriken sular araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırdı. Etkili sağanak nedeniyle vatandaşlar da çok zor anlar yaşadı. Yollar suyla kaplandı, şiddetli yağış araç trafiğini etkiledi. Vatandaşlar araçları ile trafikte mahsur kaldı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde etkisini arttıran sağanak yağmur sonrası sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Trafikte mahsur kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla, bazı araçlar da çekiciyle kurtarıldı. Biriken sular nedeniyle ilerleyemeyen bir otomobildeki kadın ve bebeği ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Günün kaza haberi ise Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden geldi sevgili seyirciler. Bir kavşakta tırla otomobil çarpıştı. Araç sürücüsü, otomobil sürücüsü yaşlı adam ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Bu kavşak sonu oldu. Kazadan geriye bu görüntüler kaldı. Tır sürücüsü Afyonkarahisar Antalya Karayolu Toprak Mahsulleri Ofisi kavşağında 75 yaşındaki Osman Kalkan'ın kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam Sandıklı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Sevgili seyirciler, Denizli'de genç bir kız, tırnak içerisinde takıntılı biraz da, eski sevgilisinin ailesinin evine gitti, taşla saldırdı eve. Öfkesini alamadı o genç kız. Ailenin evini de kundaklamaya çalıştı. Komşular dışarıya çıktı. O kız olay yerinden kaçtı. O sırada evde yalnız olan anne ise korkudan polis ekiplerini aradı ve o polis ekipleri gelene kadar da evden dışarıya çıkamadı. Geriye siyah bir kapı ve yanıcı maddeyle dolu yanmış şişe kaldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iddiaya göre bir süre önce sevgili olan gençler aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı. Ayrılmanın acısını atlatamayan eski sevgili gece saatlerinde yine ailenin evine geldi. Eski erkek arkadaşının evine taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin ise korkudan dışarıya çıkamadı, evde mahsur kaldı. Anne Tekin polis ekiplerine ihbarda bulundu. O sırada öfkesini alamayan genç kız, yanında getirdiği yanıcı maddeyle dolu şişeyi yakarak evin kapısına attı. Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlarsa alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Komşuları gören genç kızsa olay yerinden kaçtı. Yatıyordum yani, tam dalacakmışım. Bir gümbürtü duydum.
uyandım, şöyle sersemdim, kendime bir geldim. Bizim kapıya biri güm güm bir uğruyor, sanki ev yıkılıyor, bağırıyor sesliyle. O kadar çok bağırdı ki anlayamadım dediklerini. Korkumdan dolayı dışarıya da çıkamadım. Yani balkonumu bile çıkamadım. Evi yakmayı çalışmış, ben onu görmedim. Çünkü çıkmadım. Ben memur beyler gelince indim aşağıya. Çünkü kız çok tehlikeli, çok terbiyesiz birisi. Çok oldu. Kaçıncı oldu böyle? Ülkemizin trajikomik haberlerinden bir tanesiydi bu. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu vardı. Sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik bir çalışma yaptı polis ekipleri ve o uyuşturucu maddenin ticaretini yaptıkları tespit edilen iki şahıs gözaltına alındı. Eskişehir'in Erenköy mahallesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda iki şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 93.31 gram bonzai ve 2 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Ayrıca tespit edilen 4 şüpheli şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Evet, kış aylarında malum soba ve bacadan kaynaklı yangınlar sıkça rastlıyoruz Türkiye'nin dört bir tarafında. Onunla ilgili bir haber var sırada. Burdur'da plastik ve atık malzemelerin sobada yakılmasından kaynaklı bir baca tutuşması oldu. Korku dolanların yaşanmasına neden oldu. O yangın ayrıntılarına bakacağız şimdi. Evin bacasından dumanlar yükseldi, plastik ve atık malzemeler sobada yakılmaya çalışıldı. Baca tutuştu, yangın neyse ki büyümeden söndürüldü. Burdur İnönü Mahallesi Muhtarı Kadir Arı'nın iş yerinde sobaya attığı plastik ve atık malzemeler bacanın tutuşmasına neden oldu. Bacanın tutuşması sonucu iş yerinde oluşan duman nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken, olay yerine Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerine ait 2 adet itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çatıdan müdahalesiyle büyümeden ve etrafa sıçramadan söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. Ekiplerin ise fırça yardımıyla iş yerine akan kirli suyu süpürmeleri de kameralara yansıdı. Denizli'den ilginç bir hırsızlık haberi var. Malum hırsızlar ne bulurlarsa çalıyorlar. Su borusu çalınıyor. Camilerin şadırvanlarındaki musluklar çalınıyor. Ama bu sefer çatı çalındı. Yani yanlış duymadınız. Binaların çatıları çalındı. 3 hırsız binadaki 30 bin lira değerindeki 3 tonluk çatıyı çaldı Denizli'de. 3 kişi ve yakalandılar. Gece boyunca uğraştılar. 3 tonluk çatıyı kesip götürdüler. İnşaat halindeki termal otelin çatısını çaldılar. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde termal otel yatırımı yapan Orhan Gürsoy, demir montajı tamamlanan çatıyı kapatmak için ertesi gün inşaata geldiğinde çatının yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Jandarma suç araştırma timi şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayını cezaevinden izini çıkan şahıs, kızı ve üvey kardeşiyle birlikte gerçekleştirdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen JASAT, 3 şüpheliyi çaldıkları 30 bin TL değerindeki 3 tonluk çatıyla birlikte yakaladı. Boş kalan çatı ise havadan drone'la görüntülendi. Müzik
JAS hattimleri tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin suç kayıtları ise PES dedirtti. 37 suç kaydı çıkan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sevgili seyirciler, Uşak'ta aile atölyesi açıldı. Peki bu atölyede neler yapılıyor, neler yapılacak, bir ona göz atacağız şimdi. Gece boyunca Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen aile atölyesi uygulaması miniklere kapılarını açtı. Pandemi nedeniyle sosyal yaşamdan uzak kalan minikler katıldıkları atölyelerde yeniden sosyalleşip eğitimlerine başlarken aileleri de onları yalnız bırakmadı. Çocukların çeşitli alanlarda beceri kazanması amacıyla başlatılan ve içerisinde boyama atölyesi, deneysel çalışma atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve uygulamalı beceri atölyesi bulunan proje Atatürk Kültür Merkezi'nde bir ay süreyle faaliyet gösterecek. Pandemi kuralları çerçevesinde randevu sistemiyle gerçekleştirilen aile atölyesinde katılımcı çocukların yaş sınırı 4 ila 9 olarak belirlendi. Atölyeler toplamda 5 gün ve her hafta farklı çocukların katılımıyla ay sonuna kadar sürecek. Projenin mahalle bazlı farklı bölgelerde de sürdürülmesi planlanıyor. Sevgili seyirciler, Afyonkarahisar'da yatırımcılar pandemi dinlemiyor. Afyonkarahisar'ın en işlek caddesi olan Kadınana Caddesi'nde genç girişimci Şükrü Özuğur ve Ahmet Özoğul tarafından bebek ve çocuk market açılışı gerçekleştirildi. Türkiye'nin en uygun bebek ve çocuk marketi Dastini Bebe Market Afyonkarahisar Şubesi açıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı bereketli etsin inşallah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Kadınana Caddesi üzerinde hizmete giren Bebe Market'in işletmeciliğini genç girişimciler Şükrü Özuğur ve Ahmet Özoğlu yapıyor. Mağazada 0-12 yaş çocuklar için çoraptan bebek arabasına, oyuncaktan şampuan ve kozmetiğe, biberondan iç çamaşırı ve çocuk elbiselerine kadar aranan her şey mevcut. Ürünlerin yanında Bebe Market içinde bir de çocuk oyun alanı da bulunuyor. Aileler alışveriş yaparken çocuk ve bebekler oyun alanında eğlenebilecek. Ortaklardan Şükrü Özuğur mağazalarında çocuklar için A'dan Z'ye her şeyin mevcut olduğunu belirtti. Şu anda 39 ilde 56 şubesi bulunan bir kuruluştur. Dastini Bebe Market 0-12 yaş bebek ve çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Tüm Afyonkarahisar hemşerilerimizi mağazamıza bekliyoruz. Şehit ailelerimize özel %10 indirimimiz vardır. Tüm Afyonkarahisar halkına hayırlı uğurlu olsun. Evet, bültenimizi bitireceğiz ama konuşan fotoğraflarla bitireceğiz. Gelsin bakalım o fotoğraflar, üzerine de birkaç cümle laf edelim. Fotoğraf sanatçısı ve polis memuru Cem Akın'ın objektifinden bu fotoğraflar yine. Aslında önce yakın plan fotoğrafları sizlerle paylaştık. O kar manzaraları, soğuk manzaraları. Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar Köyü efendim burası. 2012 yılında 88 yaşında vefat eden Borusan grubu kurucu ve onursal başkanı Asım Kocabıyık'ın da memleket hayırsever iş adamlarından bir tanesi. Afyonkarahisar'ın en güzel mesire yerlerinden birisi olarak biliniyor. Tazlar Köyü ve onun etrafındaki işte görüyorsunuz. O dağlar, o bayırlar, ormanlar, çam ağaçları Afyonkarahisar'ın oksijen deposu olan bir yer. Nefes alınması gereken noktalardan bir tanesi.
çam ağaçları ve piknik alanlarıyla birlikte. Merhum Asım Kocabayık'ın destekleriyle bir proje başlatılmıştı orada. Kırsal kalkınma projesi. Köydeki erozyon tehdidi de giderilmiş oldu bu projeyle. Sadece bu kadarla da sınırlı kalmadı. Tarımsal verimlilik %50'ye varan oranlarda da artırıldı. İnanılmaz güzel manzaraları olan bir bölge Tazlar, Sinanpaşa ilçesine bağlı söylediğimiz gibi. Ayrıca az önceki o bahsettiğim proje kapsamında göletler, sulama kanalları, yollar yapıldı. Binlerce de ağaç dikildi. Yıllar önce bu proje hayata geçirilmişti. 2010'lu yıllarda hayata geçirilmişti. Belki de 10 yıl oldu üzerinden. Aslında bu tersine göçü de başlattı. Tazlar köyünden birçok kişi köyünü terk etmişti ama bu kırsal kalkınma projesiyle birlikte kentten köye göçün de önü açılmış oldu. Ben gittim, gördüm şahsen. Sizin de şayet gitmeyenler varsa da o Tazları, oralardaki o mesire alanlarını görmesini tavsiye ediyoruz. Evet, ana haber bültenimizin sonuna geldik. Ufaktan da toplanmaya başladık. Bu akşam da bitirdik efendim. Yarın saat 18.30'da görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Afşet Afyonspor yarın Sarıyer Spor'u ağırlayacak. Aykut oyuna gir. Aykut da var oyunda. Kaç kişi? Zafer Stadı'nda oynanacak mücadelenin başlama saati 13. Maçın hakemi Erhan Kutlu olacak. Kutlu'nun yardımcılıklarını Sezgin Altun ve Muhammed Yıldız yapacak. Baskı lazım, baskı lazım. Lige iyi bir giriş yapan Sarıyer Spor son 3 maçta galip gelemedi. Son maçta evinde ağırladığı Kocaeli Spor'a 3-0 mağlup olan İstanbul temsilcisi rakibiyle arasındaki 3 puanlık farkı kaybetti ve puanlar eşitlendi. Ligde 19 maça çıkan Sarıyer Spor bu maçların 9'unda galip gelirken 8 maçta berabere kaldı ve 2 kez de yenildi. Sarıyer Spor ligin en az yenilgi alan 3 takımından birisi. 4. sırada bulunan Sarıyer Spor'un puanı 35. Şimdi. Ata! İki takımın ilk devrede İstanbul'da oynadığı karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Toplam 5 kez karşılaşan iki takım ikişer kez galip gelip bir maç beraberlikle sonuçlandı. Aksa Sigorta Efeler Voleybol Ligi'ne yarın oynanacak erteleme maçlarıyla devam edilecek. Afyonkarahisar'ın Efeler Ligi'ndeki temsilcisi Afyon Belediye Yüntaş deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'nın konuğu olacak. Günün ilk maçları saat 13'te Ziraat Bankart Arkas Spor ve Fenerbahçe HDI Sigorta Tokat Belediye Plevne arasında oynanacak. Saat 14'te İstanbul Büyükşehir Belediyespor kendi evinde Spor Toto'ya ev sahipliği yaparken saat 15'te Halkbank'la Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek. Ligin 19. haftasında ertelenen Galatasaray HDI Sigorta Afyon Belediye Yüntaş maçı ise saat 19'da başlayacak. Ligin ilk yarısında Profesör Doktor Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-0 kazanmıştı. Mutlu akşamlar sevgili Kanal 3 izleyenleri, Spor 3 programıyla karşınızdayız. Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık Spor 3 programına bağlandı. Termal sularıyla ünlü Kütahya Yoncalı Mahallesi'ne yapılması planlanan spor tesisleri hakkında Spor 3 programında açıklamalarda bulundu. Biz 28 Ocak tarihinde protokolle
25 dekarlık arsayı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis ettik. 15 gün içerisinde yer teslimi yapıldıktan sonra projenin uygulanması başlayacak ve 300 gün içerisinde bu 3 saha, çim saha olmak üzere yine tribün, soyunma odası, tuvalet ve benzeri gibi donatılarla beraber Yoncalı'mızda ilk adımı attık. Bu 25 dekarlık alanın yanındaki bir diğer 25 dekarlık arsayı da yine bu spor tesisleri için ayırdık. İhtiyaç olması halinde oraya da 4 veya 5 adet ilave antrenman sahası yapacağız. Onun kenarında da diğer parsellerimizden biri veya birkaçı üzerine konaklama tesislerini inşallah yapmayı planlıyoruz. Afyon bunun için çok güzel bir örnek. Biz de Afyon'dan da esinlendik. Neden komşu il aynı şekilde spor takımlarının kamp merkezi olmasın? Tabii ki burada bizim bir dezavantajımız var Afyon'a göre. Afyon'da nitelikli yatak sayısı da oldukça fazla. Evet. Takımlar da bunu bildikleri için tercih ediyorlar. Biz de zaman içerisinde yeter kapasiteye ulaşacak nitelikli yataklarla bu tesisleri destekleyip hem Belediye Kütahya Spor'umuzun hem Kütahya'daki diğer amatör spor veya bölgesel amatör ligde oynayan kulüplerimizin hem de Türkiye'nin diğer illerinden gelecek takımların kamp yapabileceği ve antrenman yapabilecekleri bu sahalara kavuşmayı hedefledik. Kütahya Belediyesi'nde 12 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Hüseyin Gümüş, spora olan düşkünlüğü ve katıldığı ultramaratonlarda elde ettiği başarılarla dikkati çekiyor. Belediyenin atletizm branşında lisanslı sporcusu da olan, çocukluğundan bu yana sporun çeşitli branşlarıyla ilgilenen evli ve iki çocuk babası 38 yaşındaki Gümüş, 2008'de bir arkadaşının teşvikiyle maraton koşmaya başladı. 2008 yılından beri Kütahya Belediyesi'nde zabıta memuru olarak görev yapmaktayım. Spor küçüklüğümden beri her zaman hayatımın içerisinde oldu. Gerek futbol, gerek halı sahada top oynayarak, gerek bisiklet. Yalnız tam profesyonel manada bisikletle başladık. Uzun tur bisikletleri yaparak Antalya, Çanakkale, Mersin günlük 250-300 kilometrelik turlar yaparak. Koşuya da 2008 yılında bir abimizin vasıtasıyla başladı. O sebep oldu. 2008 yılından beri de aktif olarak maraton koşmaktayım. Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.